Türkiye'nin bacası sanayisi turizmde hem otel yatırımları artıyor hem de markalaşma ve tanıtım hızlanıyor. Türkiye'nin daha çok tanınması, daha çok yabancının ülkeye gelmesi demek. Bu konut sektörünü de hareketlendiriyor. Turizmciler bu yıl için yeni hedeflerini anlattı. ...2018 herkesin malumu olduğu üzere çok başarılı bir sene geçirdik. Gerçekten tarihi rekorlar kırıldı 2018'de. 2018'in önemli bir özelliği de şu, alternatif pazarlarda turist sayımızı artırırken klasik bildiğimiz pazarlarda henüz daha 2015 seviyelerine gelemedik. İnşallah 2019-2020'de bu açığımızı telafi ederek gerçekten 2019 hedeflerimiz inşallah 50 milyon civarında bir turiste 2023 hedeflerini 2019'da yakalamayı hedefliyor sektör. İnşallah bu şekilde de gelişecek. Herhangi bir aksilik olmazsa, beklenmedik bir durum yaşanmazsa Türkiye'de güven ve huzur ortamı devam ettiği müddetçe turizmde rekorlar kırılmaya devam edecek. Şu son yıllarda yükselen Rusya, Ukrayna, 2019'da İngiltere devreye giriyor. Yine klasik pazarlarımız Almanya ve Orta Avrupa pazarları. Bir miktarda Kuzey Avrupa'da hafif hafif artışlar var. Bunların yanında bir de alternatif pazarlar dediğimiz işte Çin, Hindistan gibi pazarlar var. Oralarla ilgili ufak tefek vize sorunlarımız var. Türkiye'ye gelişlerde sıkıntı yaşıyorlar. Vize sorunu hallederse oralarda da çok önemli artışlar sağlanacağını görüyoruz. 2018 yılına baktığınız zaman 2017-2018 toparlanma yılı. Doğaldır. Önce doluluğa konsantre oluyor bütün sektör. Bundan sonraki hedefte inşallah kişi başı gelirin artırılması yönünde olacak. Doluluğu sağlamadan fiyatı artırmanız mümkün değil.